Herkese merhaba. Eyüp Yıldız Tahminleri kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. İddia tahminlerine geri dönüyorum. Zaten hiç bırakmadım. Tuttur.com'da ve Radyo Spor'da tahminleri paylaşıyordum. Ama YouTube yayınlarını e, ara vermiştik. E, daha çok futbol ve basketbol normal gündem içerikleri üretiyordum. Ama iddiaya da geri döndüm. Sizlerden de zaten bu yönde yoğun bir talep vardı. Ee, ben de açıkçası kayıtsız kalamadım biraz beni zorlayacak biraz mesai harcayacağım ama e, eminim iddia tahminlerimin YouTube'da olacak olması da güzel keyifli bir durum yaratacak. Sizlerden destek bekliyorum lütfen yayınları beğenin çok detaylı en ince ayrıntısına kadar uzun uzun analizler yapamayacağım öyle bir vaktim yok. Ama şunu bilmenizi istiyorum ben tahminleri verirken onun öncesinde bütün maçlara detaylı bir şekilde... E, analiz yapıyorum takip ediyorum tuttura kupon girmeden önce bu analizleri yapıyorum burada ise o yaptığım analizleri kısa kısa paylaşacağım aktaracağım bunu belirtelim Güney Kore Costa Rica burada 2.5 gol altına 1.50'lik e, bir, bir oran verilmiş sevgili arkadaşlar ben açıkçası e, çok gollü bir maç olmasını beklemiyorum herkes Güney Kore galibiyetine yüklenmiş evet bence de Güney Kore kazanacak ama 2.5 gol altı bence Burada 1.50'lik orandan gayet ideal bir tercih. Japonya Amerika'ya da e, 0 oynadığımı 2.79 orandan görüyorsunuz zaten ekranda. Bu da özellikle sistem kuponlarında 0 olarak değerlendirilebilecek bir mücadele. Geldik Gürcistan Kuzey Makedonya karşılaşmasına UEFA Uluslar Ligi mücadelesi ee, ki tercihi 305'ten çok fazla oynanmış ama ben burada açıkçası İlk yarı sıfır seçeneğini bir adım daha ön planda tutuyorum. İlk yarıdan kendi adıma goller beklemiyorum. İlk yarı sıfır sıfırlık bir skor beklentisi içerisindeyim. İlk yarı sıfır diyeceğim. Estonya Malta'da ise ev sahibi Estonya'ya 1.69'luk güzel bir oran verilmiş. Ben Estonya'nın Malta'yı geçmesini bekliyorum. Estonya, Estonya galibiyeti yine benim tercihlerim içerisinde İtalya İngiltere tuttu.com'daki kuponumda taraf bahsin'e girmedim aksine ee, taraf bahsin'den kaçtım ve karşılıklı gol var olarak oynadım karşılıklı gol varın oranını bakalım buradan sanırım birazdan göreceğiz ilk yarı karşılıklı gol var da varmış ama şurası 1.76'lık orandan karşılıklı gol var bahsi bence değerlendirilebilir İtalya, İngiltere'yi de karşılıklı gol var olarak geçtik. Almanya, Macaristan. Bu Macaristan arkadaşlar çok iyi savunma yapıyor. 2.5 gol altı olarak ben öngörüyorum bu karşılaşmayı 2.5 gol altı olarak oynayabiliriz. Finlandiya, Romanya. Finlandiya galibiyeti 2-0-6 ve riski gayet karşılıyor. Açıkçası Romenler ilk maçı kazanmışlardı. Bir sıfırlık bir galibiyetleri vardı ama Finlandiya kendi evinde rovanşı bana kalırsa almaya ya yakın. Maç sonucu bir tercihini 2-0-5'lik orandan oynayabilirsiniz. Bosna Hersek Karadağ'da ise 2.5 e, gol üstü yönünde bir seçeneğim var. 2.5 gol üstü tercihinin hemen şuradan oranını bir sizlere göstereyim. Gol diyelim ve gelsin 2.5 gol üstü 1.96'lık bir oran var. Gayet yüksek bir oran. Ben Bosna takımları futbol olsun, basketbol olsun e, genelde e, yüksek skorlu geçmesini bekliyorum. Bulgaristan Cebeli atlayacağım. Çok değerli bir maç değil ama İspanya 2'de Sporting Gijon Evisya karşılaşması var. Ev sahibi takım galibiyeti birinci tercihim. ikinci tercihim ise 2.5 gol altı olacak ve son olarak Fas Şili'de ise e, iki buçuk gol altı. Yine buradan oranlara bakalım. İki takımın da yaptığım incelemelerde birazcık e, değerli arkadaşlar e, gol pozisyonu konusunda sıkıntı yaşadıklarını görüyorum ki işte burada da görüyorsunuz 1.38'lik bir oran verilmiş. E, sebebi de iki takımın da hücum yol, e, yollarında çok üretken olmaması. Bu nedenle 2.5 gol altının oranını İddaa tarafına, risk merkezi tarafından düşük belirlenmiş. Ben de 2.5 gol altında bitmesini bekliyorum. Hatta birazcık riski çoğaltıp 1.5 gol altı bile deneyebilirsiniz. Bu karşılaşma golsüz geçerse ben kendi adıma şaşırmam değerli arkadaşlar. Evet tahminlerim bu şekilde. İlk videomuz hayırlı olsun. İnşallah tutturarak başlarız. Ee, yayını beğenirseniz sevinirim. Soru görüş eleştirilerinizi de videonun altında bekliyorum.